Bire karşı 800 bin misli karşılığını verir buyurun. Başka bir hadis-i şerifte de bire karşı en az 2 milyon misli karşılığı verilir buyuruluyor. İnşallah bu inanç yarışına katılan kardeşlerimize de Cenab-ı Hak aynı şekilde sonsuz mükafat verir. Temennimiz budur. Evet. Şimdi arka tarafa geçtiyseniz. Tamam hocam, buyurun. Evet. Muhterem İzmirli kardeşlerim, bu akşamki elhamdülillah mübarek Ramazan gecemizin şu tatlı sohbetinde birkaç kelimeyle de sizlere anayasa konusu üzerinde kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. Hepinizin takip ettiği gibi evvelki hafta meclis başkanı Millet Meclisi'nde temsilci bulunan partilerin başkanlarını davet etti. Dedi ki ben 16 ay bekledim. İktidar partileri bu anayasanın değiştirilmesi hususunda önemli bir adım atsınlar. Ama gördüm ki bir şey yapmadılar. Öyleyse ben duruma müdahale ediyorum. Sizi davet ediyorum. Gelin bu 82 anayasası üzerinde yapılması icap eden değişikliği hep beraber yapalım. Hepinizin bildiği gibi iki toplantı yapıldı. Bu toplantının arkasından bütün partilerin anayasada gereken değişiklikleri şimdi süratle yapabilmek için nasıl bir yöntem kullanalım ve herkesin anayasada istediği değişiklik nedir? Bunu bize bildirin dediler. Böylece biz Refah Partisi olarak milletin saadetiyle ilgili bu kadar önemli bir konuda derhal gereken istişarelerimizi yaptık, heyetlerimizi kurduk ve 10 gün gece gündüz çalışarak şu anda verilmesi icap eden teklifi hazırladık, verdik. Bunu geçen hafta salı günü bir basın toplantısıyla bendeniz Ankara'da açıkladım. Bu basın toplantısında söylediğim neydi? Dedim ki ey basın mensupları, ey milletimiz, meclis başkanının teklifi üzerine işte biz bir değişiklik teklifini veriyoruz. Önce bu değişiklik teklifimizde şunu belirtmek isteriz dedik. Anayasalar saadet getirmek için yapılır. Şu ülkedeki 60 milyon insanın bir içtimai mukabelesi. Gelin şu esaslara uyarak bir arada yaşayalım. Anayasanın manası bu. Saadet getirmesi için bir anayasanın bir tek şart vardı. O da o ülkede yürüyen düzenin adil düzen olması. Eğer adil düzen olmaz, bugünkü gibi kuvveti üstün tutan, taklitçi, faizci bir hile düzeni olursa, o düzen ne o memleketteki insanlara huzur getirir, ne hürriyet verir, ne adaleti tesis eder, ne refah getirir, ne de itibar getirir. İşte ey meclis başkanı, sen diyorsun ki millette sancı var. Millet bu anayasanın değişmesini bekliyor. Bu sancıların temelinde bu sebep yatıyor. Çünkü 50 yıldan beri çok partili hayata geçildiği zaman lazım gelirdi ki partilerin ilk işi bir araya gelip bir sivil anayasa yapmak olsun. Ancak bunu partiler yapmadı. 50 yıldan beri hep askeri ihtilallerle anayasalar değişti. Ve bu değişikliklere dikkat edilirse bu değişikliklerde hep şu özellik görülüyor. Bir, bu değişikliği yapan insanlar adil düzeni tanımıyor. İyi niyetli bile olsa çözümü bilmezse faydalı olamaz. İkincisi bunlar dışarıyı memnun etmeyi esas alıyorlar. Üçüncüsü bunlar anayasa yaparken hırs, kin, reaksiyon üzerine yapıyor. Bu böyle yapıyor, öyleyse ben de böyle yapayım diyor. Ve nihayet anayasa yapılırken millet ne istiyor bu düşünülmüyor. Biz bu millete nasıl şekil vereceğiz bu esas alınıyor. Böyle olduğu içindir ki 30 yıldan beri 3 kere anayasa değişti. Her değişiklikte milleti tatmin etmedi. Ağrılar, sızılar, huzursuzluklar geldi. Şimdi ilk defa Türkiye'de partilerin iştirakiyle yeni sivil bir anayasa
anayasa yapılmak isteniyor. Siz de bize soruyorsunuz ki bu anayasada hangi değişikliği yapalım? Bakın, bir ülkede sizin söylediğiniz, istediğiniz, tarif ettiğiniz bir anayasanın yapılması için bazı ön şartlar var. Birincisi, önce o ülkede tam bir fikir hürriyeti olması lazım gelin. Siz tabularla, yasaklarla şunu konuşamazsın, şunu söyleyemezsin derseniz o ülkede doğru bulunmaz. Onun için samimi olarak bir anayasa istiyorsanız ilk şart fikir hürriyetini vereceksin. Herkes istediği gibi konuşacak, tabular, yasaklar kalkacak. İkinci şart samimiyet olacak. Balkona çıkacaksın, demokrasi diye nutuk atacaksın. Yani halk ne isterse olacak diyeceksin. Ama odanın içine geleceksin. Bu millet gericidir ha. Bunlara yetki vermeye gelmez. Ne yapacaklar belli olmaz. Bunları biz istediğimiz şekilde nasıl sokacağız diye hile yolu düşüneceksin. Bu şekilde yapılan anayasadan hayır gelmez. Balkona çıkacaksın. Çoğulcu demokrasi diyeceksin. Herkesin hakkı olacak diyeceksin. İçeride ufak bir grubun diktatörlüğünü nasıl kuracağız diyeceksin. Böyle gayri samimi tutumlu anayasa olmaz. Balkona çıkacaksın. Din hürriyeti var diyeceksin. İçeriye gireceksin. Müslümanlığı nasıl yasak edeceğiz diye hile yolunu arayacaksın. Böyle anayasa olmaz. Ya ne olacak? Samimi olunacak. Demokrasi diyorsan halkın istediğine razı olacak. Çoğulcu demokrasi diyorsan herkese hak vereceksin. Din hürriyeti diyorsan din hürriyetini sahiden vereceksin. Samimi olacaksın. Bu şartlara riayet etmeden anayasa olamaz. Şimdi biz bütün bu şartlar altında bu memleketin insanların saadet bulması ancak adil düzen anayasasıyla olur. Biz Refah Partisi'yiz. İnşallah iktidarımıza bir adım kaldı. Geleceği adil düzen anayasasını yapacağız. 60 milyon insan huzur bulacak, hürriyet bulacak, refah bulacak, adalet bulacak, itibar, şeref, izzet bulacak. İnşallah. Bu bizim görevimiz. Ancak siz diyorsunuz ki şu mecliste temsilcisi olan partilerle uzlaşarak şimdi hangi değişiklikleri yapabilirsiniz? İşte bunun için size bu teklifi ve bu teklif bizim adil düzen anayasamız değil. Bu teklif bizim pansuman tedbirimiz. Yani bunlarla uzlaşabileceğimiz uzlaşma teklifimiz. Önce sunuşumuzda bunu belirttik bir. İkincisi teklifimizin hemen arkasına 180 tane dünyadaki ülkede din ve vicdan hürriyeti hangi maddelerle yazılmış bir kitap hediye ettik meclis başkanına ve diğer parti başkanlarına. Bu şimdi basılıyor, bütün basına da vereceğiz. Dünyada herkes din ve vicdan hürriyeti için ne yapıyor? Yine bu teklifimizin arkasına Profesör Mümtaz Soysal Bey'in anayasa profesörü olarak Türkiye'de laiklik niçin anayasaya yazılmış? Buna ait kitabından aldığımız sayfaların da bir örneğini ek olarak takdim ettiği. Ve ondan sonra sunuşumuzda belirttik ki bakın işte dünyadaki 180 tane ülkenin anayasası. Bu 180 tane ülkenin anayasası ne diyor? Dedikleri şey şudur. Biz bu anayasaları fertlerin insan haklarını teminat altına almak için yapıyoruz. Saadet için insan haklarının teminat al. İnsan hakları çiğneyerek saadete ulaşılmaz diyor hepsi. İnsan haklarının başında vicdan ve inanma hürriyeti gelir diyor hepsi. Ve hepsi diyor ki vicdan ve inanma hürriyeti demek şu demektir. Herkes inancında hürdür. Bir, kimse inancından dolayı kınanamaz. İki, başka ülkelerin anayasasından söylüyorum. Üçüncü olarak söyledikleri de şudur, diyorlar ki devlet dine müdahale etmeyecek, din de devlete müdahale etmeyecek. Bu 180 tane ülkenin 120 tanesi bizim dinimiz şudur diyor. İslam'dır diyor, Katolik'tir diyor, Protestan'dır diyor, İngiliz kilisesidir diyor. 120 tane ülke devletin dini.